Şimdi birçok Allah nasip etti, birçok ülkenin meclis başkanlarıyla, herhalde 55'e yakın meclis başkanıyla birçok uluslararası platformlarda görüşme, ikili görüşmeler yapma imkanımız oldu. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ister Batı ülkeleri ister Doğu ülkeleri olsun. Dünyanın her tarafındaki ülkeler ve halklar Türkiye'yi çok dikkatle izliyor. Türkiye'de bizim için sıradan bir haber mahiyeti oluşturan herhangi bir konu dünyadaki farklı ülkeler ve halklar tarafından yakinen takip ediliyor. Örneğin Türkiye'nin milli savunma sanayinde gerçekleştirdiği hamleler, arka arkaya atmış olduğu hamleler, yüksek teknolojilerdeki kazanımları, bu alanda ortaya koyduğu çabalar, Türkiye'nin işte İHA'larıyla, SİHA'larıyla, milli muharip gemileriyle, milli muharip uçaklarıyla, inanın ki dünyanın dört bir tarafından bütün ülkeler ve halklar ilgileniyor. Anka'nın uçması ya da Türkiye'nin TCG gemisinin denize indirilerek faaliyetlerine başlaması sadece Türkiye'de Türk kamuoyu tarafından takip edilmiyor. Dünyanın birçok yerinde ben bütün bu görüşmelerde de görüyoruz. Herkes detaylı bir şekilde takip ediyor. Dostlar Türkiye'nin güçlenmesi dolayısıyla büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizin öne geçmenizi ve dünya mazlum milletlerine öncülük yapmanızı bekliyoruz diyerek güzel temennilerini ifade ediyor. Türkiye'nin gelişmesinden hoşlanmayanlar da Türkiye'ye nasıl çelme takarız çalışmaları içerisinde oluyor. Bunu önlemenin yolu millet olarak bir beraber bütünleşik bir şekilde hareket etmemizdir. Bütün bu alanlarda güçlü bir ekonomi, sağlam bir demokrasi, güçlü bir toplumsal yapı, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşabilmek için iyi bir altyapının hazırlanmasıyla önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Gayretle bu dönemi hep birlikte aşacağız. Merkezi yönetimimizle, yerel yönetimlerimizle, üniversitelerimizle, STK'larımızla, Türkiye'nin bütün kanaat önderleriyle, kanaat gruplarıyla hepimiz aynı istikamete gideceğiz. Oklarımızı aynı yere atacağız. Birimiz Hayya'ya giderken diğeri Konya'ya gitmeyecek. Birimizin yaptığını öteki yok etmeyecek. Birimizin inşa etmeye çalıştığını öteki imha etmeye çalışmayacak. Böylece hep beraber güçlerimizi yan yana getireceğiz. Farklılıklarımızı sürekli dile getirerek ve bunu bir zenginlik vesilesi telakki ederek yolumuza devam edeceğiz. İnanın böyle bazı devletlerin, bazı milletlerin tarihi süreçlerde aşması gereken aşamalar, atması gereken adımlar vardır. Türkiye'nin bir üst sınıfa geçip sözü daha güçlü bir dünya devleti haline gelmesi için az bir vakti kalmıştır. Bu anlamda hem çalışmalarımızı sürdüreceğiz, hem duamızı da edeceğiz. Ya Rabbi bize bu aziz Türk milletine imkan ver, fırsat ver, mühlet ver, güven ve istikrar içerisinde daha iyi işler yapabilmeyi, daha ileri adımlar atabilmeyi nasip et. Ve hep birlikte her kim nerede ne yapıyorsa, hepimizin ayrı işleri var, ayrı uğraş alanları var, hepimizin ayrı mesleki background'ları var. Her kim ne yapıyorsa yaptığını en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ben inşallah yolumuzun açık olduğunu görüyorum. Türkiye bu tarihi ivmeyi yakalamıştır. Şimdi az bir süre kalmıştır önümüzde. Allah'ın izniyle bu sürenin de kısa bir süre içerisinde adımları atılır ve Türkiye sağlık esenlik içerisinde yoluna devam ederse bundan sonra zaten Türkiye'nin milli hedeflerini durduracak hiçbir güç olduğuna inanmıyorum. Bu noktada bize her zamankinden daha fazla güç birliği, dayanışma, birlik ve kardeşlik içerisinde hareket etmek düşüyor. Özellikle Türkiye'nin önemli bir ili olan, büyük bir potansiyeli olan Sakarya'nın da böylesine büyük bir imkana sahip olduğunu biliyorum. Öyle güzel şeyler bazen duyuyoruz ki birkaç tanesini söyleyeyim. Geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ziyaretimiz sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ebu Dabi'de Aselsan'ın bir bürosunun açılışına katıldık. Savunma Sanayi Başkanımız ve bütün savunma sanayi kuruluşlarımızın genel müdürleri
Bize briefingler verdiler. Orada çok güzel şeyler söylediler. Ben sadece ikisini söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi, mesela Kanadalılardan biz bu İHA'ların, SİHA'ların kameralarını almak için bekliyoruz. Verecekler de biz daha ileri gideceğiz diyor. Vermediler. Şimdi ambargoyu kaldırdılar, ayrı bir şey. Ama kötü komşu adama ev sahibi yapar. Şimdi bizimkiler kameraları yapmışlar, bize gösterdiler. Kanada İHA'larının kameralarıyla çekilmiş olan görüntüler, bizimkilerin çektiği görüntüler %30 daha kaliteli ve yukarıya daha fazla çıkabilip daha net görüntü alabilen bir kamerayı bizim mühendislerimiz üretmiş vaziyette. Böyle onlarca var da bir tanesini söylüyorum. Ama çok daha değerli bir şey söylediler. Türk savunma sanayinde çalışan genç evlatlarımızın, mühendislerimizin yaş ortalaması 31. Amerika'daki savunma sanayinde çalışanların, mühendislerin yaş ortalaması 52. Bunun manası şu, bizimkiler çok daha ileri gidecek, bizimkiler öne açıp çok daha güzel işler başaracaklar Allah'ın izniyle. Burada kilit iki kelimeyi dikkatinizi çekiyorum. Güven ve istikrar. Ben çok sayıda yaptığımız dış temaslarda şunu gördük. Artık birçok ülke, özellikle bölge ülkesi güven ve istikrar bakımından Türkiye'ye büyük bir ihtiyaç duyuyor. Bunları size moral vermek, sizin hoşunuza gitmesini söylemek için söylemiyorum. Aman ha dikkat edin demek için söylüyorum. Böylesine önemli bir noktada, çok stratejik bir noktadayız. Çelme takmak isteyen çok olacaktır. İmha etmek isteyen çok olacaktır. Biz de dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde ortak milli hedeflerimize Allah'ın izniyle ulaşacağız, daha da ileriye gideceğiz. Ben bu vesileyle bir kere daha hepinizle beraber olmaktan, bu akşam sofrasında birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu bize burada ev sahipliği yapan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza, diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye önümüzdeki yerel seçimlerde kendisine yaraşır bir demokratik olgunlukla gerçekleştirecek. Ve şehirlerimizde de güçlü büyük Türkiye istikametinde adımlarını atarak yolda devam edecektir. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aydınlık yarınlar diliyorum. Sayın Başkan, zaten bize...